İbrahim Kahveci, 19 Şubat 2024, Karar Erdoğan giderse Türkiye yıkılır safsatası. Efsane ama bir o kadar da içi boş ve safsata dolu korku. Ben gidersem her şey gider, ülke yıkılır. Aslında bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan defalarca dile getirdi. Önce AK Parti'nin kaderiyle Türkiye'nin kaderi birleşmiştir dedi, sonra ülkenin kaderiyle kendi liderliğinin kaderini birleştirdi. Bakın net şekilde söyleyeceğim. Bu ve benzeri önermelerin neredeyse tamamı temel mantık düzeyinden yoksundur. Akıl dışıdır. Mesela hem çok büyük lider olacaksın hem de 22 yıllık iktidarında Türkiye'yi esaretten kurtaramayacaksın. Hatta tam tersine bugün Türkiye ekonomide milli egemenlik sorunu yaşar duruma düşmüştür. Örnek mi? Rusya, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'la yaşadığımız dış politikanın sonucu Sisi kapısına döndü. Neden acaba? Bir başka örnek. Erdoğan'ın Vizede söylediği cümleye bakın. Türkiye'ye diz çöktürmeye çalıştılar. Bakın bu cümle de aslında çok ters anlam içeriyor. Hem asrın lideri olacaksın hem de 3 sente muhtaç bir Türkiye olacak. Belki de en sert ve ters mantık konusu terör. Hangi ülke 40 yıldır terörle mücadele ederken terörist başını devlet televizyonuna çıkartıp muhalefetin aleyhine konuşturur? Terör örgütü liderine karşı fikir beyan eden meşru parti liderine Edirne'deki İmralı'dakine hesap verecek diyerek teröre karşı meşru siyaseti kim mahkum eder? Kim yapabilir bunu? Ya da tersten soralım. Terörden hangi siyasi anlayışlar besleniyor? Terörün sürmesinden dolayı hangi siyasetçiler siyasi ikballerini sürdürüyor? Bakın hep bir düşman var. Hep bir saldıran var. Ama kimse bunların somut yapısını göremiyor. Bir zamanlar bu dış düşman denilenlerle hemen sarmaş dolaş olan da bizim liderimiz. İnsan düşmanıyla sarmaş dolaş olur mu? Tam bu süreçlerde kimse de içerideki beceriksizliğe bakmıyor. Mesela kim bir ülkede liyakatli yöneticiyi görevden alıp irrasyonel yani akıl dışı politika uygulayıcıları göreve getirir? Örnek çok net. Merkez Bankası Başkanlığı'ndan Naci Ağbal'ı alıp yerine Şahap Kavcıoğlu'nu kim göreve getirdi? Ve hatta Nurettin Nebati ile 6 ay uyumayı kim istedi? Enflasyon yükselirken bütün iktisat biliminin ve bütün dünyanın tersine suni şekilde faiz indirerek yangının üzerine benzin dökülmesine kimler izin verdi? Ve ülkenin bütün dövizlerini bitirerek milli egemenlik sorunu yaşanmasına kim yol açtı? Hangi dış güç bu akıl dışı politikaları uygulatabilir? Sisi düşmandı, Birleşik Arap Emirlikleri düşmandı, Yunanistan düşmandı. Ne oldu? Bir gece ansızın gelebiliriz dediğimiz Miçotakis'le kucak kucağa geldik. Sonra da ben sana dememiştim diye sıyırmaya çalıştık. Sisi kimse barıştıramazdı hani. Lakin tıpkı Miçotakis gibi onun da ayağına gittik. Kralın da ayağına gittiğimiz gibi ya da Putin'in kapısında ayakta beklediğimiz gibi. Bir de dik duruş diyoruz bunlara. Evet dik duruyoruz da kapılarına, ayaklarına gittiğimiz liderlerin karşısında veya kapısında beklerken dik duruyoruz. Bu duruş ülkemizde gururlu herkes gibi bizleri de maalesef eğik bırakıyor. O kadar zayıf ekonomimiz olmasaydı o kapılara, o ülkelerin liderlerinin ayaklarına gider miydik? Hep korku ve örtü Rakamlara bakıyorsunuz ki tam bir felaket. Mesela dar gelirliler evlerini bile kaybetmiş. Onlarda kiracılık oranı %41.4 artış göstermiş. Ya da gelirden alınan paya bakıyorsunuz ki o da ne? Erdoğan'ın liderliğinde tek kazanan en zengin %5'lik kesim olmuş. Resmen zenginler ihya edilmiş. Emekli maaşı ortalaması asgari ücretin %20 üzerindeyken Erdoğan liderliğinde %25 altına düşmüş ücretlilerin ülke gelirinden aldığı pay %33'lerden %24'lere gerilemiş. Ama bütün bunların yanında yine en fazla oyu, en fazla cefa çekenler vermiş. Adeta oy vererek vatanı kurtardığını, öbür dünyada cennete gideceğini sananlar vermiş. Durum ne derseniz, tam da burada yatıyor acı gerçekler. Türkiye yapısal yıkım yaşıyor resmen. Yani bir devletin içeriden nasıl yıkıldığını ders kitaplarında anlatsanız tam da bugünün Türkiye örneğini verirsiniz. Ülkede adalet gitmiş, ülkede eğitim bitmiş, ülkede sağlık çökmüş, ülkede fakirlik yayılmış, ülkede teknoloji durmuş. Kaçılan ülke olmuşuz. Önce iyi eğitimliler ülkeden kaçmaya başlamıştı, şimdilerde fabrikalar da ülkeyi terk etmeye başladı. Kaçılan ülke hiç birinci sınıf ülke olur mu? Kaçılan ülke aslında çöken ülke demektir. Yani anlayacağınız ey alt eğitimli ve alt gelir grupları. Bilesiniz ki verdiğiniz oylarla ülkeyi kurtarmıyor, tersine ülkenin yıkımına destek oluyorsunuz. Ve siz bu oyları vererek cennete gider misiniz bilmiyorum ama evlatlarınıza cehennem gibi bir yaşam bırakıyorsunuz. Hazreti İbrahim oğlu İsmail'i kurban ediyordu ya, umarım ders alırsınız. İbrahim Kahveci